Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum CLA 45 AMG. Mercedes'in CLA'sı hepimizin bildiği bir otomobil. Bu otomobil ilk defa 2013 yılında C117 kasa koduyla üretime başladı. Fakat ülkemizde daha çok 180 ve 200 versiyonları satılmıştı. Ben bu otomobilin daha önce 1.5 dizelini, 2.1 litrelik dizelini videosunu yapmıştım. Fakat bu kez test konum olan araç 2 litre çift turbolu benzinli AMG versiyonu. Araç Macaristan, Hindistan ve Tayland'da üretiliyor. Tasarımcısı Robert Lesnik isimli bir abimiz bu otomobilin tasarımını 2010 yılında yapmış. Abimiz 1971 Slovenya doğumlu bir abimiz ve Volkswagen Scirocco, Mercedes W205, 212, Mercedes AMG GT gibi otomobillerin tasarımını yapan abimiz. Araçla birlikte dünya üzerinde benzinli olarak 1.6 ve 2 farklı 2 litre 4 silindirli motorlar kullanılıyor. Tamamı turbo beslemeli. Dizel olaraksa 1.5, 1.8 ve 2.1 litrelik yine tamamı 4 silindirli turbo beslemeli motorlar kullanılıyor. Şanzıman olarak 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavrama şanzımanla alabiliyorsunuz bu aracı. Bu araç Amerika Birleşik Devletleri pazarında satılan ilk önden çeker Mercedes modeli. Aracın rüzgar sürtünme katsayısı 0.23. O dönemlerde Tesla Model S 0.24'te rekor kırmıştı. Fakat Mercedes dedi ki daha iyisini yaptık. Bu otomobilin rüzgar sürtünmesi 0.23. Yalnız Current Driver dergisi aracın rüzgar sürtünmesini 0.30 ölçmüş ve Mercedes'e biraz trip atmıştı sonrasında. Bu da detay bir bilgiydi. Aracı isterseniz önden çeker, isterseniz 4 çeker versiyonuyla satın alabiliyorsunuz ki bu otomobil 4 çeker. Bu CLA 45 versiyonunun 2 farklı güç çıkışı bulunuyor. Birisi 360 beygir makyaj öncesi. Sonrası da 381 beygir. Benim test konum olan araç 2017 model, o yüzden 381 beygirlik versiyonuna geldi. Fakat sahibi Hollanda'da bu otomobili orijinal AMG yazılımı yaptırmış. Bu yazılım sonrasında bu güç verileri biraz daha artmış. Bakalım nerelere gelmiş. 421 beygir güç ve 5 Nm tork olmuş. Kısaca bu otomobil daha önce anlattığım için kısaca bilgileri verdikten sonra teknik detaylarına geçmek istiyorum. Bu araç CLA 45 Formatik AMG Performans 7G DCT olarak geçiyor. Üzerindeki motor orijinalinde 381 beygir güç ve 475 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 1550 kilo civarında, 470 litre bagaj hacmi sunuyor ve 56 litre yakıt tankı bulunuyor. Son hızı fabrika verilerine göre 250 km/s ve 0-100'ü 4.2 saniye. Tabi yazılımdan sonra bunu muhtemelen 3.8'lere 3.7'lere çekmiştir sahibi diye düşünüyorum. Aracın detaylarına geçelim. Şöyle kısaca size detaylarını anlatayım. Tabii ki AMG olduğu zaman bazı farklılıklar oluyor. Hatta birçok farklılık oluyor. Mesela bu otomobile direkt 4 çeker geliyor. Jantlar değişiyor, diskler değişiyor. Dışarıdaki aerodinamik detaylar değişiyor. AMG tarafı çalıştığı zaman gerçekten ciddi çalışıyor. Ülkemizde AMG donanım paketi olarak daha çok satılıyor. Birkaç süslemeyle ve birkaç dekor değişikliğiyle veriliyor. Ama orijinal bir AMG'yi alırsanız, ya onlar da orijinal oluyor tabii ama performans için üretilen bir AMG'yi alırsanız motorlarla beraber her şey değişmiş oluyor ve tepkiler tamamıyla bambaşka bir hale geliyor. Ön tarafa bakalım. Burada full LED aydınlatmalar var. Ön park sensörleri ve dikine çizgili bir Mercedes panjuru bulunuyor. Bu gerçekten çok güzel. Panjurun ortasında bir Mercedes logosu var. Üst tarafta da bir AMG logosu bulunuyor. Bu kıymetli bir logo. Bunu içeride de göreceğiz. Yine tampon tarafı biraz daha farklı ve yandaki bu bıyıklar gördüğünüz gibi orijinal olarak yapılmış aerodinamisini artırmak için bu otomobilin. Yana geçtiğimde burada 5 kollu AMG jantlar var. Fakat jantlardan daha çok içerideki diskler dikkatimi çekiyor benim. Bu jantlar 18 inç. Disklerin boyutunu bulamadım ama hava soğutmalı. Bayağı da güçlüler. Çok güzel tutuyorlar. Çok hoşuma giden bir fren sistemi oldu. Burada AMG'nin çalışmalarını görüyoruz. Yan tarafa geçtiğimde yanda ön çamurlukların üzerinde Turbo Formatik Plus yazılarını görüyorsunuz. Yine yan tarafta küçük eklentiler var. Marş bir el kısmında siyah bir piyano bilek kaplama. Arka tarafta hava çıkışları bulunuyor. Yine bunlar ön tarafta da var. Yanda cam çerçevelerinin etrafı piyano bilekle kaplı. Tavan komple parlak siyahla kaplı. Bir de cam tavanı var. Arkaya geçtiğimde AMG yazısı. Burada 4 tane egzoz çıkışı var. Egzoz sesi muazzam bu otomobilde spor egzozda bulunuyor. Hatta şimdi onun bir sesini dinleyelim. Sonra devam edelim. Bagaj kapağının üzerinde küçük bir spoiler. Bu da incelikle düşünülmüş ve aerodinami için yapılmış. Solda AMG, sağ tarafta CLA 45 yazılarını görüyorsunuz. Buradan bagaj kapağını açalım. Şöyle. Bagaj burada. Bagajın sol tarafında bir tane aydınlatma bulunuyor arkadaşlar. İçerisi komple halı kaplı. Tabii arka cam tasarımdan dolayı biraz fazla öne geliyor. O yüzden bagaj erişimi çok kolay değil. Ama burada bagaj alanı aracın boyutlarına göre gayet yeterli. Her tarafın kaplı olması, buradaki kolların gizlenmiş olması güzel. Bir aydınlatma da bagaj kapağının üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda arka koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Gelelim arkasına.
Camlar açık olmasına rağmen hissiyat güzel. Gördüğünüz gibi bu otomobilde direk bulunmuyor arkadaşlar. Bu otomobil zaten bir liftback veya kupe olarak adlandırılıyor. Arka kapı yüzleri burada deri malzemeyle, dikişli derilerle kaplanmış. Buralar öyle, şuralar öyle. Kromlar her yerde var. Burada mesela kapı açma kolu, yine cam açma kolunun üstünde ve bu alt tarafta kromlar var. Kapı içi gözleri de yeterli boyutta. İçeri geçtiğimde 3 tane kafalık beni karşılıyor. Sabit kafalıkları var bu otomobilin ve spor koltukları bulunuyor. Koltukların kenarları delikli deri. 2 tane arka tarafta Isofix bağlantısı var. Orta tarafta bir tane kol dayanağı ve içerisinden 2 tane bardaklık çıkıyor. Ortaya baktığımda orta tarafta bir tane şaft tüneli var. Bu otomobile göre büyük bir şaft tüneli. Onun üzerinde bir kapaklı göz var. Bir şekerlik ve 12 volt çıkışı yer alıyor. Onun üstünde de 2 tane havalandırma menfezi bulunuyor. Aynı zamanda ayak altı aydınlatmaları da mevcut. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Çok ferah hissettiğimi söyleyemeyeceğim. Tavan kısmı da siyah kaplı olduğu için. Araçta baş mesafesi 2 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise böyle tam sınırda. Ön koltuklar yine spor dizayn edilmiş koltuklar. Bunlar bir hayli güzeller. Arkalarında cepler yok. Fakat iç kısmındaki o delik ve etrafındaki krom kaplama oldukça güzel gözüküyor. Geçelim ön tarafa. Bu arada Bestun'larında ayar laminat kemeri mandalları bulunuyor ve tutamakta arkada 2 tane sadece. Ön kapıların hissiyatı böyle. Önde yine burada deri kaplamalar arkadakilerle aynı. Buradaki aydınlatmalar aktif yanıyor. Arkadakiler yansıtıcı şeklinde. Buradaki tuşların dizaynı oldukça güzel. Sol ön tarafta 3 tane hafıza var ve kafalık hariç tamamı elektrikli. Kafalık burada işareti var ama elektrikli çalışmıyor. İçerisine geçtiğimde sportif koltuklar beni karşılıyor. Cam tavanla beraber burada ferah bir hava var. Özellikle ön tarafta var. Ön iki koltukta manuel baldır destekleri bulunuyor. Sağ ön koltuk elektrikli ayarlanmıyor. Sadece bel destek ayarı 4 yön olarak elektrikli ayarlanıyor. İki tarafta da bu böyle. İçerisine geçtiğimde bakın burada her tarafa dönen havalandırma menfezleri. Yukarıdakilerde krom kaplı. Buralar dikişli derilerle kaplanmış. Karbon kaplamalar. Onun altında otomatik far ve el freni tuşunu görüyorsunuz. Gelelim direksiyona. Direksiyon standart bir CLA ile aynı. Fakat simit biraz daha kalın ve kenarlarındaki kumaşlar birazcık farklı arkadaşlar. O yüzden oldukça güzel gözüküyor. Alt tarafta da AMG yazısı bulunuyor. Yine pedal shiftler var. Hız sabitleme bulunuyor sol tarafta. Sinyal ve silecek kolu yine sol tarafta yer alıyor. Mercedes'in bazı otomobillerinde sağdan vites olduğu için bunun da bazı versiyonlarında var. Burada bulunuyor ama bu otomobilde vites topuzu bulunuyor. Ortaya geldim. Burada yine AMG'nin dizayn ettiği kadranları görüyorsunuz. Marşa basınca böyle çalışıveriyor. Sol tarafta hız 320 km kadran bulunuyor. Sağ tarafta devir, hararet ve orta tarafta bir tane ekran yer alıyor. Sol taraftan yol bilgisayarı verileri arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Servisi, mesajları, ayarları tamamını görmeniz mümkün. Burada bir AMG kısmı var. Buradan yağ sıcaklığını, harareti, şanzıman sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Bu da güzel. Şuradan ben hızı açayım ve devam edeyim. Ortaya geldiğimde büyük bir ekran var. Bu otomobilin daha küçük ekranla gelen versiyonları da vardı. Vitesi geriye taktığım zaman burada bir geri görüş kamerası çıkıyor. Bunun netliği de gayet güzel. 360 bu otomobilde bulunmuyor. Onun altında 3 tane havalandırma menfezi, burada karbon kaplamalar ve AMG kırmızı, beyaz, gri AMG yazıları var. Oldukça güzeller. Aşağı tarafa indiğimde burada bir Mercedes ses sistemi. Onun altında 2 tane koltuk ısıtma köşelerde. Dörtlü flaşör, çekiş kontrol ve egzoz var. Bu tuşa bastığım zaman spor egzoz açılmış oluyor. Aşağısına indiğimde dijital çift taraflı klima. Burada bir kapaklı göz. Onun üzerinde de bir AMG Special Edition baskısı var. Bu meşhurdur. Bunu birçok kişi alır Mercedes'ine takar. Gerçekten güzel duruyor. Altına indiğimde şanzımanın kolu farklı görüyorsunuz. Üstünde soğuk baskı bir AMG logosu bulunuyor. RND ve manuel modları var. Onun arkasında da bir tane tuş var. Burada konfor, şöyle kaldırayım da spor ve spor plus modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Individual modu da mevcut. Onun altına indiğimde ekran ayarlamak için burada bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu tuş vasıtasıyla ekran ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela saati, araç ayarlarını, dinamik select ayarlarını, işletme talimatlarını buradan görmeniz mümkün. Arkasına geçtiğimde burada 2 tane bardaklık. Onun arkasında delikli deriyle yapılmış bir kol dayanağı. Bu ileri geri de gidiyor. İçerisinde 2 tane USB 2.0 çıkışı olan küçük bir göz bulunuyor. Sağ tarafta içerisi komple kaplı. Genişliği de fena olmayan bir torpido gözü yer alıyor. Yukarı çıktığımda ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararan iç dikiz aynası ve SOS tuşu ve sunroof ayarları mevcut arkadaşlar. Bu otomobilde aynı zamanda Harman Kardon ses sistemi bulunuyor. Yani bayağı dolu dolu bir arabayla beraberiz. Şimdi araç sahibini alalım ve bu CLA 45 ile bir Dortmund Airport yapalım. Bakalım bize nasıl tatlar yaşatacak. Hadi gidelim. Yakup abi hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Abi arabanı biraz aralara derelere soktuk ama burada görüntü güzel çıkıyor diye. Abicim hiç önemli değil. Eyvallah. Abi CLA 45 AMG. Evet abi. Önce dur seni tanıyalım sonra arabadan bahsedelim. Fiyatlarını falan ben merak ediyorum. Daha ben de sormadım ilk defa soruyorum sana. İsmim Yakup benim. Yakup sağ. 10 yıldır falan Hollanda'da yaşıyorum Amsterdam'da. Doğma büyüme Sivas'tayım. 22-23 sene falan Sivas'ta yaşadım. Sonrasında dışarıya gitmemiz gerekti. Mecbur bir gidişimiz oldu. Öyle.
Peki. Abi CLA 45 nasıl oldu peki? Fiyatı nasıl orada? Ne durumda? Abicim ben bu arabayı Hollanda'da yaşıyorum ama Almanya'dan getirdim. Hollanda'da çok yaygın değil bu tarz araçlar. Genelde Hollanda ufak bir yer olduğu için insanlar daha ekonomik araçlar tercih ediyorlar. Hı hı. Almanya'yı bildiğim üzere genelde büyük markalar, büyük arabalar var. Hoşuma gidiyordu. Çok öncesinden beri hep dikkatimi çeken bir araçtı. Bundan önce BMW kullanıyordum ama Mercedes'e biraz daha şey bakıyordum hani. Yapabilir miyim diyordum. Aldım, çok da memnun kaldığım bir araç oldu. Performans olarak baya bir iyi. İnsanı gerçekten tatmin edebiliyor. Şu an için memnunum, hiçbir sıkıntımız yoktur. Çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte devam ediyoruz. Fiyat abi? Fiyatı da ortalama 40, 45, 50 o aralarda arabanın modelinin opsiyonuna göre değişiyor. Kaç yıldır sende peki bu? Kaç yıldır bende? Çok sene olmadı. Yeni bir süreçte aldım ben bunu. Ortalama bir 3 ay, 4 ay falan oldu. Aldığında da mı böyleydi abi? Merak ediyorum. Burada çok aldığımda artıyor. Aldığımda da böyleydi abi. Çok değişmiyor mesela. Nasıl diyeyim? Orada araçların fiyatları çok fazla yükselmiyor. Genelde değer kaybediyor sene seneye. Hı hı. Ya fiyatlar da aşağı yukarı aynı dediğim gibi. 40 lira, 50 lira arasında temiz bir araç bulabiliriz bu modellerde. Peki bu abi, litre bazında o kadar yol geldin. Evet abicim. Ne yakıyor bu araba? Abicim şimdi kimse inanmaz belki. Normalde bu araba orijinal yazılımlı olsaydı muhtemelen bir 10 depoyla falan gelecekti. Yazılım olduğu için arabanın performansı arttı, yakıtı düştü. Ben 5 depoyla falan geldim. 5 depoda ortalama 250 litre falan yapıyor. Kaç bin kilometre geldin? Kaç bin kilometre yaptım? Sivas'a kadar 3600 kilometre yok. 207 litreyle? Evet, ortalama. Çok iyi abi. 6-7 litre falan aşağı yukarı. Aşağı yukarı öyle. Uzun yolda düşüyor ama şehir içinde çok ekonomik bir araç diyemem. Ortalama 10-13 lira kadar çıkıyor yakıt. Bir de tabii gıdıklanıyorsun, acık basıyorsun. Aynen aynen. Ama uzun yolda yakmıyor. Şimdi yakıyor desem yalan söylemiş olurum. Peki performanslı mı geldin illaki? Çok performanslı geldim. Ortalama hızım 160-170'in altına hiç düşmedi. 300'e kadar çıktığım da oldu. Daha fazlasını zorlamak istemedim. Normalde limitör var ama sen onu da kaldırdın. Limitörü kaldırdık, evet. Limitör 240 ya da 250'de 250 olması lazım. Ha, 250'de. Limitörü kaldırdık. Ciddi bir gidişi var. Çok seri bir hızlanması var aracın. Gayet de memnun ediyor insana. Peki. Abi şimdi CLA 45 deyince ben biz Instagram'dan yazıştık. Öyle tanıştık. Evet, evet abicim. Abine selam olsun. Aleyküm o selam. Bizi, abimin aracılığıyla oldu, evet. O bizi takip ediyormuş. O söylemiş böyle böyle birisi var diye. Sağ olsun. Biz de görüşme fırsatı bulduk ve bu arabaya binme fırsatı bulduk. Abi şimdi CLA 45 deyince ben tabii böyle çok da sert bir şey bekliyordum. Açıkçası ilk defa bir CLA 45 test ettim. Biz bir Dortmund yaptık, geldik sen. Evet abicim. Ondan sonra Yine gidiyoruz. Şimdi öyle deyince ben böyle bayağı bir şey bekledim. Hani sert kütür kütür bir araba bekledim ama öyle değil. Değil değil. Bu arabada şey yok. Spor süspansiyon opsiyonu bulunmuyor. Ama olanları da var. Olanlar da var, evet. Şimdi bunda mesela bindin, normal şehir içinde kullanırken normal modu al. Rahat bir şekilde. Konfor modunda çok sakin. Yani bir şekilde kullanabilirsin. 1.6 turbo gibi gaza köküne kadar basmazsan gayet rahat bir şekilde gidebiliyor. Evet. O yüzden güzel bir kullanımı var. Yani normalde bir CLA'yı nasıl kullanıyorsan bu arabada şehir içinde şu an gördüğünüz gibi rahat rahat kullanabiliyorsun. Ama Sport'ta Sport Plus'ı aldığın zaman iş değişiyor. Ciddi bir fark oluşuyor. Egzozu açtığın zaman bir kamçı geliyor sana. Tamam mı? O gerçekten güzel oluyor. Şimdi Dortmund zaten boştur. Orada deneyeceğiz onu. Hepsini göstereceğim. Zaten egzoz sesini de duydular. Şimdi istediğin zaman sportifliği, istediğin zaman normal standart kullanımı alabildiğin bir araba. O yönü çok güzel. Evet. Direksiyonu çok sert değil. Böyle kütür kütür bir araba değil. Yani direksiyonda da, frende de, gazda da oldukça güzel. Freni sport modu aldığın zaman fren de değişiyor. Evet. Daha tepkili oluyor. Direksiyonu da değiştirebiliyoruz istersen. Hı-hı. Burada bir düğmesi var mesela, spor moda geçiriyor. Pardon, şuna basıyoruz. Direksiyonu şu an ağırlaştı mesela. Hı-hı. O kullanım özelliği de var. Ağır kullanmak istersen öyle. Ama ben genelde hafif kullanmayı tercih ediyorum. Hafifte de şey, yani tam kıvamında çok hafif değil, evet, çok sert tam değil. Evet. Biraz hıza göre yine kendinden bir sertleşme özelliği var. Değiştiriyor. Gayet güzel. Evet. Ya en çok arabanın o tarafına vuruldum ben, onu söyleyeyim. Bir de tabii AMG'nin detayları falan oldukça güzel gözüküyor. Türkiye'de sonradan bu arabayı çok çevirmeye çalışan, yapmaya çalışan olduğu için dışarıdan bakınca şey zannediyorsun, CLA 180 zannediyorsun arabayı. Size bir anımı anlatayım ben. Geçenlerde geldim, Sivas'ta geziyoruz arkadaşlarla. Üniversite önüne çıktık, bir tane BMW 420 denk geldik. Galiba 2020-2021 olması lazım. Bana biraz zorladı, geçmek falan istedi. İşte arabanın vermiş olduğu bir etki var bizim üstümüzde. Geçirmek istemedik kendimizi. Hafif dokandık, işte çocuk yanımıza geldi. Sonrasında bir daha yaptık. Yine geçtik. Bayağı bir fark açıyor aramızda.
Abi dedi ben bu arabayı normal CLA 200 zannettim dedi. Bu kadar dedi beklemiyordum dedi. Hemen dedi araştırmaya baktım, başladım dedi. Bu araç ne falan filan dedim dedi. Ama senin sayende şunu öğrendim diyor. İş kimseye yani bilmediğim bir arabaya artistik yapmayacağını öğrendim diyor. Öyle bir arkadaşlık kurduk onlarla da. Biraz sohbetimiz falan oldu. Ya gerçekten de ben de şimdi araca dışından baktım da çok ciddiye almamıştım. Hani bu kadar bir performans olur mu diyordum ama ciddi anlamda bir performansı var araca. Evet abi gerçekten güzel yürüyor. Zaten CLA 45'lerin şeyleri çok fazla. YouTube'da videoları çok fazla. Evet. 300'ü 320'yi gördüm. Yani müthiş sunatlı bir araç, evet doğru söylüyorsun. Şimdi bu arabada bir de şöyle alt takımdan birazcık bahsedelim. Aşağıda arkadaşlar tam bağımsız süspansiyonlar var. Onun da yol tutuşa verdiği bir etki illaki var. Onlar da tabii ağırlığa biraz çok hafif değil ama çok ağır da değil tam kıvamında. Bir de boyutu da güzel olunca kontrolü kolay bir araba. Evet evet. O yönü de çok güzel. Hani bazen biz böyle güçlü daha büyük arabalara biniyoruz. Onu da biraz gıdıklanmak istediğin zaman kontrolde zorlanabiliyorsun ağırlığından dolayı ve büyüklüğünden dolayı. Ama bunda kontrol çok kolay. Araba hiç böyle 1500 kilonun üzerinde bir araba gibi göstermiyor. Çok ağır değil ama dediğim gibi çok hafif de değil. Ortalarda bir ağırlığı olmuş. Gerçekten kıvamında bir araba. Fiyat olarak da oraya göre yani çok yukarıda değil. Aşağı yukarı görüştüğümüz izleyenlerimize baktığım zaman ortalama bir fiyatı var. Aşağı normal yukarı bir fiyatı var. Burada ama yukarıda tabii fiyatlar. Burada araba biraz fiyatları yüksek. Ya orada da işte bu araçlar nasıl diyeyim biraz daha normal bir araçlara göre masraflı bir araç. Şakıt olsun, bakım olsun, ne bileyim falan bakımları falan olsun. Masrafı biraz ağır olduğu için genelde yani çoğu insan tercih etmiyor. Hollanda'da otoban sınırlarını da düşürmüşler ya abi. Maalesef maksimum hızımız 100. Saat abi 7'den sonra bazı yerlerde 130'a kadar çıkabiliyoruz. Cezaları ciddi anlamda caydırıcı. Aslında bir yönde iyi. İnsan sana daha çok hani önemsenmiş oluyor. Kaza oranı daha çok düşmüş oluyor. Ama Almanya'da öyle bir sorun yok. Mesela hız yapmak istediğimiz oralara gidebiliyoruz. Bazı yerlerde limit yoktur. Arabana ne kadar güveniyorsan o kadar gidebilirsin. Orada gazlıyorsun, yapıştırıyorsun. Bir defasında 260-270 arasında gidiyordum. Arkamdan bir selektörle karşılaştım. Yine bir Mercedes'ciydi o. G kasa. Ciddi bir geçiş oldu yanımızda. Arada soğutluklar da oluyor diyorsun. Evet. Çok şu an değil mi? Çok çok iyi arabalar var. Çok iyi araçlar var. Şimdi biz burada sporta alalım abi. Alalım abicim. Egzozumuzu buradan açıyoruz. Egzozumuzu da şuradan açalım abi. Şuradan bir Dortmund'a doğru dönelim. Evet. Bu arabanın en güzel tarafını şimdi gösterelim. Pedal shift'ler de var tabii. Dur abi. Burada abilerimiz varmış. Abi. Biz biraz yukarıda yapalım onu. Abilerimiz. Selamlar reis. Saygılar. Çaktırmadan dönelim. Abi Türk polisi her yerde görüyorsun. Dortmund'da bile var. Her yerde abi. Allah başımızdan eksik etmesin abi. Şimdi ben şurada gazlayayım abi. Biraz açıldıktan sonra egzozumuzu açalım. Evet, daha da sesi de duymuş olur. Daha iyi olur hem. Araç senin istediğin gibi kullanabilirsin. Eyvallah. Dip gaz yaptım. Hafif sararak kalk. Oo. 100. Egzozu da açtım. Oo. %90'lara geldik. Egzoz arada çatır diyor. Abi burada çekmeme rağmen 200'ü görecek. 197'de hafif fren yaptım. Frenleri muazzam arabanın. En sevdiğim taraflarından biri de frenleri oldu. Böyle bir arabada fren gerçekten gerekli. Şuralara giriyoruz. Tabii asfalt birazcık sıcak, lastiklerimiz güzel ama bu arabada şey var, mesela virajlara giriyorsun, şimdi birazdan olacak. Hafif açıyor abi. ESP böyle ayağımın altında hissediyorum fren yaptığını. Evet, abi. Tık tık topluyor geri. Çok keyif. Hafif açarak gittiği için çok keyifli oluyor. 170'lerdeyiz. Önümüzü görelim. Çok tatlı dönüyor ya virajlarda. Çok keskin kalıyor. Gerçekten viraj kasması bu arabada keyifli. Hem çok sert değil, hem çok performanslı. Arada pıt pıt düzde giderken de asılıyorsun. Asfalt kaygansa ki sen Türkiye'deki asfalt daha kaygan diyorsun. Bunu herkes söylüyor yurt dışından gelen. Özellikle Avrupa'dan gelenler gerçekten söylüyor. Gerçekten evet, bizim araçlar niye öyle oluyor bilmiyorum ama bayağı bir kayganlık olayı var ya. Burada herkes aynısını söylüyor. Aynı lastik. Hatta genelde çıkmadan lastik takıyorsunuz evet, abi. Evet, yeni aldım. Buraya gelmeden belki 3-5 gün önce değiştirdim lastiklerimi. Kötü bir markada kullanmadık. Araç hızlı olduğu için iyisini aldık hatta. Vites değiştirirken de pıtır pıtır
yükseltirken de düşürtürken de vuruyor. Burası güzel bir hikaye. Bak burada sağa doğru gidiyoruz. Ama şeyi güzel yani, kontrolü kolay boyutundan da dolayı tam böyle bileğine oturuyor insanın. Yani 4 çarpının da çok büyük etkisi var tabii burada. Ama bunun çekişi bir tık böyle arkada daha fazla gibi, arkadan hafif hafif geldikçe vurup vurup düzeltiyor. Arkaya toplaması kolay olsun diye muhtemelen. Biraz böyle arkaya ağırlık vermişler. Burası Dortmund'un en dik rampası. Şimdi asıl mevzuya geldik abi. Asıl mevzu burası. Yüz güldürüyor ya, yemin ediyorum. Bu kadar mı keyifli olur? Bakalım ne göreceğiz abi. Ya hiç durmuyor ya, hiç kesilmiyor yani. Ben biraz gazdan ayağımı da çektim bu arada. 240'lara geldik. Her şeyiyle muazzam bir otomobilin videosunu yapmış olduk arkadaşlar. Ben çok fazla keyif aldım kesinlikle. Umarım abi sen de keyif almışsındır. İzleyenler de keyif almıştır. Ayrıca seninle tanıştığıma da gerçekten çok memnun oldum. Eyvallah, teşekkür ederim. Hatta şöyle gül cemalimizi de gösterelim. Merhaba arkadaşlar. Eyvallah böylelikle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim abiciğim. Eyvallah. Gerçekten ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.